Evet, tüketicinin sesi olmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Engin Bey'e dönmeden önce ikinci yarıda nelerden bahsedeceğiz? Hemen kısaca bir hatırlatalım isterseniz. Et fiyatlarından bahsedeceğiz. Sektörün içinden birisi olarak et fiyatlarının yükselmesinin gerçek sebepleri üzerine kısaca değineceğiz. Ve yine 6 milyon kişiye veya 4-5 milyon kişi olarak söyledik. Kişiye günlük gıda veren şirketlerin temizlik ve yemek alımı, gıda alımı kriterlerinden bahsedeceğiz. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken şeylerden bahsedeceğiz. Programımıza katılabilirsiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Telefon numaralarımız 0212 270 60 60. Ayrıca Facebook ve Twitter sayfamızdan da programımıza katılabilirsiniz. Evet Engin Bey, et fiyatları neden artmış olabilir? O, kısaca bahsedelim isterseniz. Size de geçen Etbir Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Bey ile konuşmuştuk bu konuyu gerçi bir program boyunca. Sizin de görüşlerinizi merak ettik. Sizce nedendir et fiyatlarının artması? Özellikle spekülasyon çok fazla konuşuldu biliyorsunuz sektörde. Bu konu hakkında bilginiz var mı acaba? Tabii bildiklerimizi az önce ifade ediyordum, yarı kalmıştı. İşte 2009 Temmuz ayından itibaren 2010 Kasım ayına kadar %60'ın üzerinde attı et fiyatları. Karkas, kemiksiz, kemikli dana eti fiyatları. Şeyden bahsettik, besicilik sisteminden. Verimsiz bir şekilde aile besiciliği sistemiyle yapılıyordu. Devlet buradaki spekülasyonlar vardı. Yani bazı firmalar piyasadan canlı hayvanı topluyordu ve arz ederken kısarak şey yapıyordu. Piyasada ne kadar hayvan varsa topladılar. Kaç para olursa olsun bakmadılar. Neticede hayvanlar onların eline geçtikten sonra istedikleri fiyatlardan sattılar. Ve Mayıs ayında Devlet Tarım Köy İşleri Bakanlığı Et ve Balık Kurumu'nun kasaplık canlı hayvan ithal etme yetkisi verdi. İlk hayvanlar geldi, hani şu yu vukuundan beterdir derler ya. Hayvanlar gelmeden fiyatlar bir düştü ama bir bakıldı ki gelen hayvan sayısı, kasaplık hayvan sayısı bu talebi karşılamayacak. Tekrar yukarıya gitmeye başladı. Özellikle Temmuz ayından sonra, 2010 Temmuz ayından sonra müthiş bir şekilde yukarıya gitmeye başladı. Çünkü arz sürekli kısıldı, sürekli kısıldı. Fiyatlar oluşuncaya kadar 2009'un başında 11 liraya aldığımız karkas eti 2010'un Temmuz ayında 18,5 liraya alır duruma geldik yani. Böyle korkunç rakamlar oluştu. Bu et fiyatlarının artışı devam ederken piyasada devamlı şey söylendi. Et ithalatı yapılacak yakında, işte ona ortam hazırlanıyor falan gibicesinden söylentiler çok fazla çıktı ve hemen akabinde gördük ki ilk başta canlı hayvan ithalatıyla bu giriş başladı. Daha sonra bu da yetmiyor. Kesilmiş et ithalatı yapalım dediler. Ve Etbir Genel Başkan Vekili ile konuşurken o gün Can Demir Bey de, TÜRKLAB Genel Sekreteri Can Demir Bey de telefonumuza katıldı. Şimdi şöyle bir sonuç çıktı ortaya. Etbir diyor ki canlı hayvan ithalatında, canlı hayvanda olan hastalıklarda ülkemize girebilir riski vardı. Bundan dolayı canlı hayvan ithalatı aslında çok çok da iyi bir şey değildi. Can Bey de diyor ki kesilmiş et ithalatı ülkemize girdiği zaman o orada nasıl kesiliyor, hangi şartlarda, ne zaman kesilmiş çok belli değil ve ülkemize keza ülkemize girdiği anda biz üzerine antibiyotik kalıntısı bulduk. Dolayısıyla kesilmiş et ithalatına kesinlikle karşıyız. Canlı hayvan olarak ithal edilsin diye bir görüş belirtti. Velhasıl ne canlı hayvan ne kesilmiş et olarak ithalatın iki türünün de aslında tüketicilerimiz zararlı olduğunu algılamış oldu. Şimdi sektörün içinden birisi olarak ülkemizde yetişen hayvanların etiyle oradan gelen canlı hayvanların etini muhakkak sizler de aldınız, kullandınız veya gördünüz, baktınız en azından. Herhangi bir fark var mıydı? Kesilmiş et konusunda da konuşacağız. Ondan hemen önce Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Sayın Nazım Kaya telefonumuzda bir bağlanalım müsaade ederseniz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Nazım Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hakan Bey. Siz ne düşünüyorsunuz Nazım Bey bu konuda? Hazır yemek sektörü konusunda ciddi sorunlar var. Biliyorsunuz tüketicilerin oldukça çok şikayetleri var.
Yine et ithalatı konusuna da girmiş olduk biz bugün. Et ithalatı konusunda da ayrıca sizin çözümleriniz de var. Buyurun Nazım Bey, ne düşünüyorsunuz bu konularda? Teşekkür ediyorum. Engin Bey'e selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Verdiği bilgiler tabii sektörün sıkıntılarını oldukça açık bir şekilde ortaya koyuyor. Öncelikle toplu yemek üretim tesisleri özellikle İstanbul'da ve Türkiye genelinde toplu bir şekilde üretim yapan ve birçok iş yerine dağıtım yapan bir sistem olarak devam ediyor. İnsanların mutfağı gördüğü lokantada yemek yemesiyle çalıştığı iş yerine işte karavana usulü gelen yemeklerin de olduğunu dikkate aldığımızda lokantalara biraz daha dikkat ederek girebilir. Ancak çalıştığı iş yerine gelen yemeği bir defa kendisinin değil de patronunun tercih etmesiyle birlikte tüketicinin burada tercihi engellenmiş oluyor. İşte bu noktada sorumluluk daha fazlasıyla artıyor. Gerek iş yeri sahibi gerek toplu yemek üretimi yapan iş yeri sahipleri sosyal sorumluluk gereği daha sağlıklı, daha kaliteli yemek üreterek insan sağlığını dikkate alan bir hizmet sunmak zorundadırlar. Engin Bey'in bahsettiği gibi sektörde ciddi bir haksız rekabet söz konusu, merdiven altı üretimler söz konusu. Ancak Tarım Bakanlığı'nın denetimlerinin yetersizliğiyle birlikte hat safhaya çıkan bir toplu yemek üretim sektöründeki sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Tüketicinin tercih hakkının engellendiği, iş yeri sahiplerinin de daha ucuza nasıl yemek yediririm mantığının da birleşmesiyle birlikte maalesef tüketici kalitesiz, sağlıksız yemekler yemek zorunda bırakılıyor. İşte bu aşamada yapılması gereken Engin Bey'in bahsettiği bu merdiven altı üretimlerin önlenebilmesi için bugün vergi dairesinden bir vergi kaydıyla birlikte herkes yemek üretip çevresindeki iş yerlerine şuraya buraya dağıtım yapabilir. Oysa ki bugün birçok meslek vardır. Örneğin avukatlık mesleğini icra edebilmek için avukatlık ruhsatı gerekir. İşte bu aşamada vergi dairesi şöyle bir zorunluluk getirmeli aslında gıda üretimi, satışı, dağıtımı yapan yerlere şöyle bir zorunluluk getirmeli. Tarım Bakanlığı'ndan önce bu işi yapabileceğine dair ruhsatı al, evrakların arasına koy, bana getir, ben de senin vergi kaydını yapayım. Yani vergi dairesi ne yaparsan yap, ne satarsan sat, bana kaydını yaptır. Yaptığım işler kalitesiz olsa da faturasını kes, ben sadece burasına bakarım diyorsa bu ülkede birbiriyle koordineli çalışmayan kamu kuruluşları söz konusu olacaktır. Vergi daireleri açısından böyle bir uygulama getirilirse haksız rekabet, merdiven altı üretim biraz daha azalmış olacaktır. Ancak burada önemli bir olay da iş yeri sahiplerine düşüyor. Yani yemek alımı yapan iş yeri sahiplerine düşüyor. Satın aldığı yemeği üreten iş yerinin HACCP belgesi, ISO belgesi gibi kalite standardını belgeleyen belgelerinin olup olmadığını mutlaka sorgulaması. Tabii bu belgeleri de gerçekten aldığının araştırılması. Sipariş üzerine de belgelendirme yapılabiliyor. Bunları da sağlıklı bir şekilde araştırdıktan sonra işçi sağlığını düşünerek yemek alımı yaparsa hem kendi işçisinin sağlığını korumuş olur, daha kaliteli bir yemek vermiş olur ve toplu yemek sektörüne de bir haksızlık önlenmiş olur. Bugün Engin Bey'ler usulüne uygun, mevzuata uygun üretim ve satış yaparken birçok kişinin daha az maliyetle, daha az giderle yemek üreterek satması bu işi düzgün yapanlara da bir haksızlıktır. Yani merdiven altı üretim hem kendi sektörüne hem devlet kurumlarına, yani daha kalitesiz üretim yaparak işte kayıt dışı çalışarak vergisini de kaçırabiliyorsa, sigorta primlerini de ödemiyorsa ve işçiye de sağlıksız, kalitesiz bir yemek yediriyorsa birçok kişiye karşı kusurlu, kabahatli bir hizmet gerçekleştirmiş olur. Sektörde de haksızlık yapmış olur. Şimdi düzgün şekilde çalışan işyerlerine karşılık merdiven altı çalışan ve sektörde ayakta kalmaya çalışan firmaların sayısının artmasıyla birlikte bugün işte et fiyatlarının artmasıyla birlikte bizim ta baştan beri söylediğimiz sadece tüketici mağdur olmuyor burada. Sektörde çalışma yapan işte toplu yemek üretim tesisleri de ciddi bir fiyat sıkışması yapıyor. Yani et fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir yerde düzgün çalışan firmalar sağlıklı ve kaliteli et kullanmaya çalışırken daha başkaları sığır eti dahi olmayan etlerle insanlara yemek üretmeye çalışıyorlarsa burada da ciddi bir haksızlık yaşanmaktadır. Her taraf mağdur olmaktadır fiyatların yüksekliğinden. Ancak
iş yeri sahipleri kendi yemeyecekleri yemekleri işçilerine de yedirmedikleri takdirde bu merdiven altı üretim yapan iş yerleri bu sektörde barınamayacaktır. Bugün kalitesiz yağla kızartma yapan, kızartmalık yağı 7-8 defa kullanan iş yerlerini dikkate aldığımızda, hijyene dikkat etmeden üretim yapan iş yerlerini dikkate aldığımızda Engin Beylerin yaşadığı sıkıntıyı daha fazla anlayabiliyoruz. Kişi sağlığı her şeyden önce geliyor. Devlet de aslında kişinin sağlığının bozulmasıyla birlikte yaptığı sağlık harcamalarını dikkate aldığı takdirde Tarım Bakanlığı'nın ciddi denetimleri, vergi dairesiyle koordineli çalışmalarla birlikte bütün bu sorunlar daha hızlı bir şekilde çözülecektir. Biz işçiyiz, işverenin bize taahhüt ettiği öğlen yemeği benden sözünü tam anlamıyla yerine getirebilmesi fiyatına değil yemeğin kalitesine dikkat ederek tercih yapmasıyla mümkündür. Peki Nazım Bey, iş yerinde veya herhangi bir yerde sağlıksız bir hazır yemek tükettiğini fark eden tüketici ne yapabilir? Evet, tabii burada nihayetinde hizmet alımını yapan kişi bizzat kendisidir. Çünkü kullanıyor, kendi sağlığı ortadadır. İş yeri sahibine mutlaka uyarısını yapıyordur. Ancak iş yeri sahibinin burada ilgilenmemesi halinde Tarım Bakanlığı'na Alo 174 gıda hattına müracaatını yapabilir. Her şekilde denetimi yapılabilir. Üretim aşamasında yaşanan haksızlıklardan dolayı tüketici örgütlerine müracaatını yapabilir. Ancak 174 gıda hattının aralığında kendilerine kayıtlı olan iş yerlerini denetleyebiliyorlar. Kayıtlı olmayan iş yerlerine kalkıp da bir müdahalede bulunamıyorlar. Bu da acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla işçiler kalitesiz, sağlıksız yemek üretildiğini, hijyene dikkat edilmediğini fark ettiklerinde Tüketiciler Birliği'ne müracaat etmeleri halinde gereken takip yapılacaktır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Hakan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı günler diliyoruz. Evet Engin Bey, Nazım Bey'i dinlediniz. Tüketicilerin sorunları bu sektörde de bu konuda da oldukça fazla. Özellikle bir şeye dikkat ediyor Nazım Başkan. Diyor ki yemek firmalarını, catering firmalarını işveren kendisi seçiyor. Dolayısıyla en ucuz hangisi çoğu zaman onu seçiyor ve oradan yemiyor dahi. Kendisi başka bir yerden söylüyor odasına. Sağlıklı olup olmadığına bakmıyor, sertifikasına bakmıyor. Bu şirket bu yemeği nasıl üretiyor ona dahi bakmıyor. Kendisi de yemiyor ancak işçisine en ucuz şekilde nasıl temin edebilirse o şekilde sunuyor. Dolayısıyla tüketicinin seçme hakkı da burada ortadan kalkıyor. Aslında doğrudan ona hitap eden, onun seçme hakkını engellemeyen bir düzenleme olması lazım diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konularda? Sayın Nazım Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Tüketiciler Birliği sürekli temas halinde olduğumuz bir sivil toplum örgütümüzdür. Nazım Bey'lerin çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Nazım Bey aslında konuyu çok iyi özetledi. Yani iyi ile kötünün nasıl birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini çok iyi özetledi. Ben buna işverenlere bir çağrı yapmak gerekiyorsa zaten detayları açıkladı. İşverenlerin